Aslında hazırlığı neredeyse bir yıl süren Jenny tarafından hazırlanan bir program ve rutin hale getirilmek isteniyor aslında ve bunu daha fazla aslında bütün Avrupa'da yaygınlaştırmak. Çok uzun soluklu bir çalışma oldu, çok emek verilen bir çalışma oldu. Konsept hazırlama sürecinde birçok arkadaşımız görev aldı. Tabii ki Jenny öncülüğünde. Şöyle söylemeliyim, sadece Kürt kadın sanatçılar yer alıyor. Ressamlarımızdan, sinemacılarımıza, yazarlarımızdan, görsel sanatlar ekibimize kadar hepsi Kürt kadınlarından oluşuyor. Aynı zamanda kültür haftamızda Kürt yemeklerinin tanıtımı ve Dak gecemiz bir yandan da folklor ekiplerimiz ve Kürt kıyafetlerinin tanıtımı da yer alacak. Başlangıcı bugüne seçmemiz bir haftanın sonucunda 8 Mart kutlamalarıyla bir konserle 8 Mart'ta da atıfta bulunup öylece sonlandırmak kültür haftasını. Temel gündemimiz aslında Kürt kadınlarının hem Kürdistan'da hem de dünya sahasında üretim sahalarının genişletebilme yolları, bu sahalara nasıl girdikleri, nasıl bir mücadele ettikleri, Xinjiang Azadi felsefesinin nasıl bir yol gösterici olduğu noktasında bir çalışma yürütüyoruz aslında. Ve bunu tüm dünya kadınlarına da öncülük etsin diye geniş kapsamda tutmaya çalışıyoruz. Tamamen Kürt kadınlarımızın, Berlin'de bulunan Kürt kadınlarımızın ellerinden ve mutfaklarından çıkan Kürt yemekleri tanıtımı olacak. Bunlardan tattırılması sağlanacak. Aynı zamanda Kürtlerdeki Dak geleneği, yani Kürt dövmesi dediğimiz uygulama tanıtılacak ve bunun tarihi geçmişinden bahsedilecek ve uygulamalarından bahsedilecek. Folklor gününde de hem Kürt kıyafetlerinin ve hem halk oyunları ekibimiz Kürt danslarından ve Kürt kadın kıyafetlerinden örnekler sunacak. Onun dışında işte dediğim gibi sergimizde Kürt kadın ressamlarımızın, heykeltıraşlarımızın ve sinemacılarımızın programları gösterime girecek. Aynı zamanda jinoloji ekibi bir sunum yapacak. Onun dışında konserimiz olacak. Hepsi de aslında aynı temele dayanan ve kadın özgür iradesini gün yüzüne çıkarmaya çalışan, bir yandan da Kürt kültürünü daha geniş kapsamlı anlatmaya çalışan geniş kapsamlı bir program devam edecek. Bu etkinliğimiz Kültür Haftamızın birinci yılı. Şöyle temelde şöyle anlatalım. Kürtler politik olarak dünyada çok fazla sahada yer alıyor artık ve gerek mücadeleleriyle, gerek savaşlarıyla ve gerek direngenliğiyle genelinde Kürtler, özelinde Kürt kadınları. Ama biz şunu göstermeye çalıştık. Kürt kadınları sadece savaşmıyor. Kürt kadınları aynı zamanda yaşamı ve yeryüzünü güzelleştirmeye de büyük bir çaba gösteriyor ve büyük bir sanat ruhuna sahipler ezelden beri. Ve bizim felsefemiz aslında Kürt kadınının üretkenliğini ve dünya sahnesinde nasıl var olduklarını, bu mücadele örgüsünü ve bu mücadeleyi dünyaya nasıl yaymak istediklerini, sanatsal mücadeleyi de dünyaya nasıl yaymak istediklerini göstermekti. Bu kararı bu şekilde almıştık ve dediğim gibi yaygınlaşmasını hedeflemiştik. Daha ilk günden müthiş bir enerjiyle karşılaştık, ciddi bir kitleyle karşılaştık ve bu da bizim motivasyonumuzu da arttırmış oldu aslında. Çünkü şunu görüyoruz, dünyadaki bütün direngen halklarda aslında o direngenliği bir noktada kadınlar sırtlanıyor ve sanat anlamında da kadınlar daha çok gün yüzüne çıkarıyor. Biz de bu felsefeyle devam ediyoruz ve bu amaçla bu kararı almıştık. Çünkü Kürt kadınları üretkenlikleriyle yeryüzünde henüz hak ettikleri değeri bulmadılar ve yeterince tanınmıyorlar. Evet, birçok ülkede, dünyanın her yerinde Kürt kadınlarımız sanatlarıyla gün yüzüne çıkıyor. Ama şunu göstermeye çalışıyoruz. Bizler çoğullaşıyoruz ve her alanda varız ve var olmaya devam edeceğiz. Anlam aslında yine Xinjiang felsefesine dayanıyor. Çünkü bildiğiniz üzere feminizm hareketleri biraz devlet feminizmine dönüştü ve biz bu noktada şunu göstermek istiyoruz. Biz kadınlar alternatifsiz değiliz. Bizim paradigmamız içerisinde kadın felsefesi zaten oluştu ve bunu dünyaya yaygınlaştırmak istiyoruz ve aslında enerjimizi ve umudumuzu da buradan alıyoruz. Çünkü dünyada çeşitli yüzyıllarda çeşitli felsefeler ortaya çıktı ve bir tıkanış noktasına gitti. Biz Xinjiang Azadi felsefesinin dünyada yankılanmasının da ne kadar güçlü olduğunu görüyoruz ve bunu aslında daha çok böyle yaşamı örüyoruz mantığıyla biraz daha yaygınlaştırıp devletler stratejilerin içine girmeden kadını esas alan, kadını temelde yaşamın
merkezine yerleştiren ve dünya kadınlarının alternatifsiz olmadığını gösteren bir felsefeyle yürüyoruz. Şimdi aslında Kürt kadınının sanatı varlığından beri o kadar güçlü ki, hal böyle olunca aslında Kürtlerin var olma sebepleri kadınların yarattığı ama sonra erkeklere mal olmuş sözlü sanattan geliyor. Dünyanın her yerinde aslında kadınların yarattığı sözlü sanat daha sonra yazının icadıyla ya da işte devletlerin kurulmasıyla birlikte erkeklere mal edildi. Bu bağlamda da Kürt kadını sürekli sahneye bir şekilde direngenliği ve savaşçılığıyla öne çıktı ve erkekler, evet, dünyada tanınan erkek Kürt sanatçılar oldu ama kadın her seferinde arka plana gitti. Hal böyle olunca da Kürt kadının o sanat ruhu görülmemiş oldu. Hem eril zihniyetler tarafından hem de devlet zihniyetleri tarafından. Hal böyle olunca kadının yarattığı o müthiş derya, sanat deryası hep geri planda kaldı. Şimdi bizim burada kadının sanat gücünü ortaya çıkarmamızdaki ısrar bu. Biz Kürt kadınları, o varlık sebeplerimizi yeryüzüne yayarken aslında o sanatsal ruhumuzla yaydık. Savaşçı ruhumuzu bile aslında sanatçı ruhumuzdan aldık. Bu bağlamda aslında sanatçı ruhumuzun görülmesi, gerçek anlamda görülmesi için bile o sanatçı ruhumuzun görülmesi gerekiyor. Bu bağlamda sanat hem savaş anlamında, hem varlık devamı anlamında, hem de dünyanın bizi tanıması anlamında çok önem kazanıyor. Çünkü Kürt'ün mitolojik tarihine baktığımız zaman bile kadın olgusunun ne kadar güçlü olduğu ortaya çıkıyor. Biz kadının gücünü ortaya çıkarmadığımız sürece Kürt'ün gücünü de ortaya çıkaramayacağız. Burada da çok büyük bir önem arz ediyor aslında. Aslında dünyada insanlar, kalıcı halklar ve dünyaya hükmeden halklar ya da tanınmış halklar genelde sanatlarıyla tanındılar, değil mi? Yani dünyaya baktığımızda işte güçlü halklar genelde sanatçı özellikleriyle tanınmış halklar. Aslında dünyanın birçok işte o güç devletlerinin Kürtlerin sanatını arkaya itmesinin sebebi bu. Çünkü bütün halklar tarihleri ve sanatlarıyla varlık sebeplerini sürdürmüşler, varlıklarını sürdürmüşler. Bu büyük bir sebep olmuştur, yani büyük bir amaç olmuştur aslında. Bizim buradaki ısrarımız da bundan kaynaklanıyor. Çünkü bizim sanat ruhumuz, kültürümüz yok sayıldıkça bizim varlığımız da yok sayılıyor. Bu bağlamda savaşçı özelliğimizden çok sanatçı özelliğinin görülmesini istememizin sebebi bu. Daha çok sahaya yayılmak, yüzyıllar boyu yok sayılan Kürt'ün varlığını daha çok halka anlatmak ve bizim ne kadar güçlü, kolektif bir halk olduğumuzu da göstermek aslında. Onların bizi yok sayma sebebi de bu. Bizim sanatımızı göstermek istememizin aslında temel sebebi de bu. Bu yıl bizim açımızdan atılım yılı ve Xinjiang Azadi felsefesinin önderliğin özgürlüğü, yani biz zaten söylemiştik, atılım yılı olarak kabul etmiştik ve bütün çalışmaları bu yönde, bu bağlamda ilerletmiştik ve tabii ki 8 Mart'ta da Free Öcalan demeye devam edeceğiz ve 8 Mart'ta da bu yıl atılım yılı olması itibariyle bu sloganımızla programımızda sonlandırmayı düşünüyoruz. Bu etkinlik de tabii ki hamle kapsamının içine giriyor. Çünkü bizim felsefemiz zaten Öcalan paradigmasından geliyor ve onu göz ardı etmemiz ve hamleyi de göz ardı etmemiz mümkün değil tabii ki. Bir Kürt kadın olarak şunu söylemek istiyorum. Biz Kürt kadınları dünyada varlığımızı göstermeye büyük bir mücadele sonucu başardık varlığımızı göstermeyi. Ve elbette genel anlamda Kürtlerin mücadelesi göz ardı edilemez ama biz Kürt kadınlarının verdiği mücadele müthiş bir ağ oluşturdu ve Kürt kadınları şunu bilmelidir. Biz sadece savaş ruhumuzla, ağıtlarımızla var olmayacağız. Biz dünyayı güzelleştirdiğimiz bütün özelliklerimizle biz buradayız demeye, geleceği örmeye, kadınları büyütmeye ve dünya halklarıyla kucaklaşmaya devam edeceğiz. Ve bunu elbette kolektif bir şekilde birbirimizi büyüterek, birbirimize yaslanarak, tek başına ilerleyemeyeceğimizi bilerek yürümeye devam edeceğiz. Kürt kadınları şunu asla zihinlerinden çıkarmamalıdır. Biz nice savaşlardan varlığımızı ispatlayarak çıktık ve yaşamı güzelleştirme ve sanata dair bütün mücadelelerde de başarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu bağlamda da umutlarını ve direngenliklerini asla kaybetmesinler.